Benim şimdi sürekli kadınlarla ilgili konuşuyorum. Biraz hani ister istemez kıskançlık. Ayrımcı doğru dönelim yani, isterseniz evet, hocam. Erkeklerle ilgili yapılan yöntemler de var tabii. Yani tabii erkeklere ki spesifik yapılabilen tabii yöntemler var. Saç ekim bunların çok evet önde gelenlerinden birisi. Evet. Saç kaybını gidermek için yapılan başka hı-hı tedaviler de var. Siz bunlarda tedavi alanınıza hangileri giriyor? Uyguluyoruz saç ekimini. Eğer ekip ihtiyacı yoksa kadın ve erkeklerde ortak hı-hı uyguladığımız saç mezoterapisi ve PRP işlemlerimiz var. Hatta burada da ozonu evet kullanıyorum. Seanslar halinde uyguladığımız işlemler bunlar. Ama ekim aşamasına geldiyse o noktada da çok iyi değerlendirmek lazım. Karşılıklı konsülte edip ekime uygun, graft almaya uygunsa saç ekimi de mutlaka yapıyoruz. Peki saç önemli ekiminde erkekler için çok önemli bir konu bu. Tabii yani tek cerrahimiz bizim. Evet, yani bir saç ekimi de mi var? yani göğüs estetiğimiz yok, vücut estetiği bir saç ekimimiz var. Yani onu da yapalım müsaade ederseniz. Hocam erkekler peki bunun dışındaki medikal estetik uygulamalardan faydalanmıyorlar mı? Saç ekimimiz var diyorsunuz sadece. Ama daha sorarken az bile ben kendim sormuyorum. Arkadaşım bana sordu diye gelen çok kişi vardır. Yani genellikle de akşam saatleri kapanmak üzere gelirler. Değil mi? Uygulama erkek yaptırıyor yani erkekler. Tabii yapılır. Ama aslında erkek kadın bir farkı yok. Bunun da bizim hı-hı ülkemizin böyle bir sosyal bir alanı vardır. Herhalde. Benim karı koca iki hastalarım vardır. Şimdi izliyorlarsa sevgilerimi yollarım. Uzunca bir süre eşler birbirlerinden habersiz bana geldiler. Uygulamaya yapıldı. Ama sakın eşim bilmesin diye. Tamam dedim yani. Yani siz nasıl istiyorsanız. Orada maskülen yapıyı korumak gerekiyor. Evet. Aynen. O çok önemli. Uygulama yaparken aslında tabii ona dikkat etmek tabii gerekiyor. Peki hı-hı saç dökülmesinden de devam edelim istiyorum. Çünkü ozon tedavisini saç dökülmesinde de kullanıyorum hı-hı dediniz ama bunun dışında ne gibi tedavi yöntemleri var? Özellikle saç dökülmesi için. Aslında başvuran diğer hastalarımızda olduğu gibi saç dökülmesiyle gelen hastalarımızda da nedene yönelik tedaviler çok önemli. Şimdi dökülme neden? Genetik, evet, genetik bir kökeni var mı? Bakıyoruz. O anda hayatında aşırı bir stres var mı? D vitamini, magnezyum, B kompleks vitaminleri ne durumda? Bunların tetkiklerini ben mutlaka istiyorum. Yani bir tedavi yaparken sadece dıştan değil, içten de tedavi benim için çok önemli. O yüzden gerekli gıda takviyelerini ya da vitaminleri vermeyi çok seviyorum. İkisini birlikte çalıştığınız zaman hem hasta daha iyi bir sonuç aldığı için mutlu oluyor. Siz de hekim olarak mutlu oluyorsunuz. Tetkikler sonrası reçetelerimizi düzenliyoruz. Ondan sonra tedavilere başlıyoruz. Peki belki şunu da merak ediyor olabilir izleyicilerimiz. Ya ben tamam doktora ulaşma şansım yok, işte hı-hı uzmana gitme şansım yok ama saçım dökülüyor. Bununla ilgili ev ortamında ne yapabilirim acaba? Hangi yağ neyle karıştırsam sorduğu. Çam sakızı çoban ama bir şey çıkartayım ortaya. Evet. Ne yani faydası olan ev ortamında yapılabilecek şeyler var mı buradan söyleyebileceğiniz? Tabii ki var. Şimdi fitoterapik reçeteler verebiliriz ama ben açıkçası bütün herkesin aynı şeyi uygulamasından yana biri değilim. Şimdi böyle reçeteler genelde alınıp herkes tarafından sonra not edilip herkes aynı şeyi uygulamaya başlıyor ama belki ona fayda sağlamayacak diğerine sağlarken. Bu sefer de yanlış bir yönlendirme yapmış oluyoruz hekim olarak. Bunu çok doğru bulmuyorum açıkçası. Mutlaka karşılıklı yüz yüze görüşüp kişiye özel reçete çıkarmayı seviyorum. Peki yakın ailenizden, yakınlarınızdan uygulama yaptığınız kimseler var mı? Var tabii. Kim? Gizli. Yani, peki ne tür bir işlem uyguladınız? Genelde etrafımdan zannedersem zayıflamayla ilgili başvurular. Hı. Ozon terapiye, özellikle sağlıklı yaşam destekleri. Birinci, çok, ikinci derece akrabaları soruyorum. Yani toksin uygulaması enjeksiyon zaten en fazla uyguladığım gerçekten. Ha, uygulamayı tamam, çok sevdiğim tamam. Çünkü neden biliyor musunuz? Uygulama. Bir hekim en yakınındaki kişiye, kendi akra, kendi kanından, kendi yakınından birisine bu uygulamaları yapıyor ise inanarak tabii ve kendini ki, bu alanda kesinlikle tanımlayarak yapıyordur. Ama sizin bizler tutarım zaten uygulamalarımızı önce en yakınlarımızdan başlayarak yapıyoruz mutlaka. Yani bilmesek, güvenmesek zaten yapmayız. Ya bu öyle bir gelenek vardır ama herkes kayınvalideden başlar. Yok hocam, sanmıyorum. Peki bir şey soracağım şimdi. İki medikal estetik uzmanının tam hı-hı ortasında oturuyorum. Kendinize acaba yapıyor musunuz uygulamalar? Ben vakit bulamıyorum. Yani açık ve net söyleyeyim. Alnınızı kaldırın. Evet, yani ben kendimi uygulayacak vakit bulamıyorum. Siz yapıyor musunuz peki? Tersi kendi sökünü dikemez lafı çok doğru. Ben buna ısrarla hayır ben dikeceğim diyenlerdenim açıkçası. Bazen aynanın karşısına geçip bir şeyler yapmaya çalıştığım doğrudur.
ama vakit bulamıyoruz. Evet, böyle ben şanslı içinde olduğum bir küçük detay var. Ben doktorumla uyuyorum her zaman. Eşim de hekim. Birlikte çalışıyorum. Onun da böyle bir desteği oluyor bizlere. Harika. Peki. Uzman doktor Vidan Temel efendim stüdyo konuğumuz ve kendisiyle cildimizi, güzelliğimizi ve medikal estetik alanındaki uygulamaları konuşuyoruz. Son olarak şöyle toparlayacak olursak anlattıklarımızı neler söyleyeceksiniz? Son olarak şunu söylemek isterim aslında. Güzel görünmek, güzel yaşamak hepimizin gayesi. İşlemler yaptırmak istiyorlarsa iyi bilgilenmelerini istiyorum halkımızdan. Ve gerçekten bu işlerin yapıldığı ruhsatlı yerlere başvurmalarını, hekim kontrolünde yaptırmalarını istiyorum. Ama güzellik bir bütün. Güzel yaşamak, güzel bakmak, güzel düşünmek de güzel görünmenin en büyük parçası. Hatta izninizle ben Hazreti Mevlana'nın bir sözüyle de bitirmek isterim programı. Tabii ki. Bitkinin güzelliği nasıl tohumun iyiliğindense insanın güzelliği de kalbindendir. Ben buna çok inanıyorum hakikaten. Bence buraya bir alkış gelmeli. Evet, buraya bir alkış gelmeli. Harika. Teşekkür ediyorum size. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Uzman doktor Vidan Temel stüdyo konuğumuzdu ve biz programımıza devam ediyoruz. Tanıtımdan sonra hemen stüdyomuza görüşürüz.